İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Aklın Yolu programında yine birlikteyiz. Bu akşam 28 Şubat sürecine giden yolda din, siyaset, devlet ilişkilerini irdeleyeceğiz. Bu akşam yine iki değerli konuğumuz var. Birisi 2023 dergisi editörü Sayın Ragıp Vural. Sayın Vural, hoş geldiniz. Yine Sinan Demirtürk bizimle beraber, Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden. Sayın Demirtürk, siz de hoş geldiniz. Sayın seyirciler, 28 Şubat askerin öne çıktığı, perde arkasında ise iş dünyası, siyasetçi, yargı, üniversite bulunan bir olgu. Milletin iradesiyle iş başına gelmiş olan bir iktidarın fiilen görevini yapamaz hale getiren bir müdahaledir 28 Şubat. 28 Şubat'ı diğer darbelerden ayıran en önemli hususun kurgusu ve sorgusunun askere, icraatının sivillere ve medyaya ait olmasıdır. Hatırlanacağı üzere gazete ve medya patronları o dönemlerde banka satın alıyor, ihale bağlıyorlardı. Daha sonra da bankaların içi boşaltılıyor, iflaslar yaşanıyor, banka sahipleri de Amerika'nın yolunu tutuyorlardı. Yine bilindiği gibi Türkiye'de iktidarlar her türlü ekonomik imkanın kaynağı. İktidarda asker olunca işlerin yapılması askerin onayını gerekli kılıyordu. Medya patronları da işlerinin sonsuz, sorunsuz ve sonsuz bir biçimde yürüyebilmesi için danışman olarak emekli askerleri kullanıyorlardı. Bu sebeple de şirketlerin yönetim kurullarında asker kökenli ya da askerle iyi ilişkiler olan kişiler bulunduruluyordu. Cengiz Çandar'ın bu konuda anlattıkları ibret vericidir. Çandar kendisiyle ilgili olarak yayınlanan andıç konusunda "Zafer Mutlu zerre kadar inanmıyoruz ama yayımlamaya mecburuz" dedi. "Ben niye?" diye üsteleyince de "Bankam var" diye cevap verdi diyor Çandar. Çandar ayrıca postmodern darbeyi Amerika destekledi diyor ve kendisinin de buna tanık olduğunu söylüyor. Çandar şunları söylüyor. 12 Mart 1997'de Amerika Dışişleri'nin 7. katında Türkiye ile ilgili toplantı yapılmış. Bernard Levy, Paul Wolfowitz, Richard Perl oradaymış. Türkiye'ye ilişkin olarak ne yapılmalı o gün orada konuşulmuş. Toplantıdan çıkan sonuç doğrudan askeri darbe olmadan bu hükümet gitmeli kararı olmuş. Çandar Taraf gazetesinde verdiği bir röportajda ilginç bir ayrıntıyı da ortaya çıkarmış. Diyor ki 28 Şubat MGK'sı olmuş. İlnur Çevik Çandar'ı arayarak şunları söylemiş. Çevik Bir'le röportaj yaptım. Çok ilginç. Çevik Bir 28 Şubat'ta postmodern darbe diyormuş demiş. Bunun üzerine Cengiz Çandar da ona çok iyi. O zaman ben bunu isimsiz olarak kullanayım demiş. Sonra bu söylem yayılmış. Çandar anlatmaya şöyle devam ediyor. Ben Amerika'dayken, yani Çandar Amerika'dayken, sık sık gider gelir Çandar Amerika'ya biliyorsunuz. Beni bir davette Bernard Lewis'e postmodern darbe kavramını ilk kullanan kişi olarak tanıttılar. Bernard Lewis Çandar'a "Bu kavram nereden sana ait oluyor? Ben bu sözcüğü hep Genelkurmay'da duydum" demiş. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve benzeri müdahalelerin tamamı bu amaca uygun olarak yönlendirilmiş ve kurgulanmıştır. Demokratik yolla iş başına gelmiş hükümetlere darbe, müdahale ve baskı yapılmasında darbeciler medyayı bir silah gibi kullanmışlardır. Türkiye'deki darbelerin arkasında her zaman medya, büyük sermaye, Amerika ve İsrail işbirliği vardır. Çandar Amerika ile ilişkileri ve Amerika'nın bu tür müdahalelerdeki rolünü en iyi bilecek kişilerden birisidir. Çünkü kendisi Amerika'nın, CIA'nin, Pentagon'un en aktif unsurlarıyla sürekli görüşen bir isimdir. Bu konuda onun tespitlerine itibar etmek gerekir. Çandar'ın 28 Şubat için Amerika'nın en İsrail yanlısı çekirdeği de dahil bu darbeye diyor. Onun bu yargısı önemlidir. ABD'li yetkililerin 12 Eylül gecesi "bizim çocuklar Ankara'da darbe yaptı" dediğini Türkiye'de duymayan yoktur. AK Parti'nin Kürt açılımı projesinin de Amerika'nın Atlantik Konseyi Başkanı David Philip'in raporundaki hususları kapsadığı da herkesçe biliniyor. Amerika bugün de terörle mücadele gerekçesiyle milli hareketlerin tasfiyesi, bölge ülkelerinin askeri ve siyasi gücünün zayıflatılması ve bölgedeki Amerikan nüfusunun yaygınlaştırılması faaliyetlerini aynen sürdürüyor. Amerika geçmişte bunu darbeciler vasıtasıyla yaptırıyordu, bugün ise sivilleri kullanarak yapıyor. Temel amaç
bölgede ve Türkiye'de Batı ve Amerikan yanlısı askeri ve ekonomik kontrolün önünü açacak yönetici kadroların oluşturulması, güçlendirilmesidir. Bu noktadan hareket ettiğimizde önümüzde çok ciddi bir biçimde Türkiye'de Amerika uluslararası ilişkilerin ve Türkiye'nin devlet yapısının, siyaset yapısının, din devlet ilişkilerinin ne kadar öneme haiz olduğu ortaya çıkıyor. Evet, evet Sayın Vural, ben kısaca bu 28 Şubat'taki özellikle Amerika'nın ve uluslararası ilişkilerin rolüne temas yaptım. Şimdi Cumhuriyetimiz işte 23 Nisan 1920'de meclisimiz açıldı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edildi. Malum 2012 yılını yaşıyoruz. O zaman biliyorsunuz Türkiye'de kelimenin tam anlamıyla bir yoksunluk yaşanıyordu. Entelektüel yoksunluk vardı, devlet yönetiminde yoksunluk vardı, bürokrat yoksunluğu vardı, sermaye yoksunluğu vardı, sivil toplum kuruluşu yoksunluğu vardı, vardı. Bunlardan yola çıkarak, oradan başlayarak bugünkü darbeler silsilesini bir analiz eder misiniz? Yani bunları nasıl görmek gerekir? Bu darbelerin tarihi tabii 1960'ta başlıyor. Cumhuriyetin kuruluşuyla sizin bahsettiğiniz gibi Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki yönetici elit çok yoksun bir durumda, her şeyden yoksun bir durumda. Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir hikayesini anlatır. Bugünkü kız sanat okulu olarak operada bulunan okulda Milli Eğitim Bakanlığı koca bir okul kurulmuştur. Şevket Süreyya Rusya'dan dönmüştür, Sovyetlerden dönmüştür ve okulda eğitim politikalarını belirleyeceklerdir. Fakat okulda hiçbir şey yoktur. Ne bürokratik kadro vardır doğru düzgün, ne de bir okul kuracak para vardır ve oradaki şeyi anlatır, nasıl bir zorlukla milli eğitim politikalarını oluşturduklarını anlatır. Oturacak sandalyenin olmadığı bir yerden milli eğitim politikaları kurulmuştur. Fakat o günkü devletin temel vasfı tam bağımsızlıkçı olmasıdır ve Rusya'yla da Sovyetlerle de, o zamanki Sovyetlerle de ilişkilerini bu tam bağımsızlıkçı üstünden dengede götürmüş, Batı'yla da ilişkilerini dengede götürmüştür. Ne zaman ki 1952'de biz NATO'ya girdik, Türkiye'de darbelerin altyapısı Marshall yardımlarıyla birlikte ordunun Batı yanlısı bir durum alış şeklinde yeniden dizayn edilmesiyle karşı karşıya kaldık ve 1960 darbesi, 72, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan gibi süreçler yaşadık. Yani şey, bu tam bağımsızlıktan bağımlılığa geçiş, evet. NATO bağımlılığına geçişin aslında bir darbeler sürecini de mi gündeme getirdiğini söylemek? Ben biraz öyle bakıyorum meseleye, çünkü vesayet altında bir Türkiye arzu ediyordu Batı. Batı'nın soğuk savaş algısı, iki kutuplu dünya algısının üstünden okuduğumuz zaman Türkiye o zaman da jeopolitik ehemmiyete sahipti. Ve o zaman da Batı'nın okumasına göre Türkiye boşluktaki ülkeydi. Ve bu boşluktaki ülkenin Sovyetler gibi bir bloğun yanında yer alması dengeleri değiştirebilirdi. Sovyetler Orta Doğu'ya açılabilirdi. Sovyetler Akdeniz'e açılabilirdi. Bunun için Türkiye'nin sağlam çıpalarla, tıpkı Avrupa Birliği'nin bugün Türkiye'yi bağladığı gibi Batı'ya bağlanması gerekiyordu. 1952'den sonraki süreçte bağlandık. Peki şöyle bir şey var, yine onu da siz cevaplandırmanız gerekecek galiba. Şimdi darbelerin amacı, sizin ifade ettiğinizde belki bir boyutunu söyleyebilirim ama temel eksen amacı Türkiye'nin bağımlılığının sürdürülmesi. Evet. Yani Batı'ya ya da Amerika'ya ya da İsrail'e neyse bağımlılığının sürdürülmesidir diye denilebilir mi? Belki bu darbeyi yapan şahıslar böyle bir temel niyette hareket etmiyorlardı. Fakat onların bu şekilde bilmedikleri, bir kısmının da bildiğini düşünüyorum tabii, hedefe doğru yönlendirildiğini, Türkiye'nin şartlarının bu şekilde oluşturulduğunu ve bu insanların bilmeden ya da bilerek böyle bir temel hedefe hizmet ettiğini düşünüyorum. Çünkü biz biliyoruz hocam, yani 12 Eylül konuştuğumuzda da 12 Eylül darbesinde bizim çocuklar darbe yaptı diyen Amerika, 28 Şubat'ı Çandar'ın sizin söylediğiniz anlamda değerlendiren ve askerin alt kodlarını Çandar'dan bile çok daha iyi bilen bir Amerika, Türkiye'deki darbe süreçlerini kontrol eden bir Amerika'dır ve bu zaten Türkiye'deki 28 Şubat süreci aynı zamanda Türkiye'nin İsrail ilişkilerinin içinde bir milattır ve Türkiye çok net bir şekilde 12 Eylül'de başlayan
ama 28 Şubat'tan itibaren de çok net bir şekilde İsrail'e bağlanmıştır ve Türk-Amerikan ilişkileri aynı zamanda Türk-İsrail ilişkileri haline getirilmiştir. Türkiye bölgesinden 28 Şubat'la kopartılmıştır. Kendi tarihsel derinliğinden kopartılmıştır. Kendi kültürel derinliğinden kopartılmıştır ve kendi iddialarını dile getiremez bir ülke haline getirilmiştir. Yani en azından öyle bir iddianın mimarlarıdır 28 Şubatlar, şu sürecini evet, yürütenler. Ragıp Bey'in bıraktığı yerden devam edelim ister. Şimdi diyor ki Ragıp Bey, Türkiye işte 1952'de NATO'ya girdikten sonra tam bağımsızlıkçı anlayıştan vazgeçti ve uluslararası sisteme ya da Batı'ya entegre oldu. Batı zaman zaman Türkiye'de milli ve bağımsızlığa yönelik yapılar ortaya çıktığı zaman bunlara müdahale gereği duyuyor. Çünkü kendisine bağlı kılabilmek için. Bunun için de Türkiye'de darbeler süreci yaşanıyor şeklinde bir hipotez var ortada. Şimdi hakikaten sonuçlara baktığınız zaman da darbeler her geldiğinde millileri içeri alıyor. Veya bağımsızlık taraftarlarını içeri alıyor. Amerikancı, İsrailci ya da işte Batıcılar da burada popüler hale geliyor diyor. Siz buradan başlayarak bu sürece nasıl bakıyorsunuz ve nasıl değerlendirirsiniz? Evet, tabii bizim tarihimizi sadece Cumhuriyet olarak değil, bütünlükçü incelediğimiz zaman askerin siyasete sık sık müdahale ettiğini görürüz. Yani bu Yeniçeri isyanları başta olmak üzere ikinci meşrutiyet ve sonrasında da sık sık askerin müdahalelerinin olduğunu, bazı cuntaların, bazı küçük askeri kliklerin Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de siyasi iktidarı cebir kullanarak, zor kullanarak değiştirmek arzusunda bulunduklarını biliyoruz. Ancak Osmanlı'nın bu son devrindeki, yani meşrutiyet devrindeki askeri müdahalelerle Cumhuriyet devrindeki askeri müdahaleleri birbirinden ayırdığımız zaman, özellikle 27 Mayıs 1960 ve sonrasındaki müdahalelerin büyük ölçüde Ragıp Bey'in de ifade ettiği gibi Türkiye'de bir siyasal yön belirleme, Türkiye'nin dış politikasını, Türkiye'nin uluslararası iktisadi ilişkilerini, uluslararası ekonomik ilişkilerini değiştirecek bir mecra değişikliğine sebep olduğunu görüyoruz. Bu çerçeve içerisinde hususiyetle 27 Mayıs 1960'ı kısaca değerlendirmek icap ederse, bu darbenin yapılmasındaki sahiplerden bir tanesi bu NATO konseptinden yavaş yavaş uzaklaşmaya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile bir denge oluşturmak isteyen Türkiye'nin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yatırımlarının Türkiye'de artmasına paralel ve Kıbrıs noktasında da 1955 ve 1956 sonrasında daha milli bir tavrı, daha net bir tavrı ortaya koymaya başlamış olan bir Demokrat Parti iktidarına yönelik net bir tavrı görüyoruz. Belki o gün darbeye iştirak etmiş olanların, darbeyi oluşturmuş olanların böyle bir planı olmasa bile. Burada bir şey söyleyeyim, hemen devam et de Sinan Bey. Burası çok uzun. Şimdi Demokrat Parti şeyin koyduğu parametreden hareket edersek. Evet evet. Ben sonuca geleceğim oradan. Ragıp Bey'in koyduğu parametreden hareket edersek. Demokrat Parti'yi aslında bir köke dönüş, kendine dönüş hareketi olarak mı görüyor dışarıdakiler ki? Kendi kimliğine, kendi değerlerine, kendi inanç kodlarına dönen bir hareketin devamında kendilerine bağımlılığın azalacağını, evet, ve dolayısıyla burada sıkıntı çıkacağını, ondan dolayı mı böyle bir müdahale söz konusu olur? Bu müdahale de böyle bir etki olabilir. Çünkü NATO üzerinden Kore'de müdahalelerde bulunmuş veya NATO yardımlarını Türkiye'ye açık hale getirmiş olan bir Demokrat Parti iktidarından 58 ve 59 sonrasında Sovyetlerle paralel ilişkilerini yürüten ve daha çok Orta Doğu'daki gücü nispi şekilde hissedilmeye başlayan bir Türkiye'ye karşı bir müdahale gündeme geliyor. Batı'dan bağımsız hareketler. Bağımsızlaşmaya başlayan, tamamıyla bağımsız demek mümkün değil. Türkiye'de zamanında merkez sağ iktidarlarının, merkez sağ iktidarlarının çok yani darbelere muhatap olan iktidarlardır. Ama ne yazıktır ki, hazin bir çelişkidir bana kalırsa. Darbelere muhatap olan bu merkez sağ iktidarların Batı algısıyla darbeyi yapanların Batı algısı aslında örtüşmektedir. Sadece darbeyi yapanların, yani ve onlar da aslında Batı'yı yönelilmesi gereken temel ufuk olarak görmektedirler. Zaman sürecinde ufak siyasal iktidarların ufak ayrışmaları sebebiyle ve ülkenin bir yere götürülmesi, ihtilallerin temelde şöyle bir şey vardır. Riskli kararlar alınacaktır. Önemli adımlar atılacaktır. Ve siyasal iktidarlar bunları temelde onaylasalar bile bunun seçmen nazarında kendisine maliyetini göze almadığı için ayak direrler. Ve ordu devreye sokularak bu ayak direme kırılır. Ordu zaten hesap sorulamaz bir yerdir.
sorumlular da yoktur. Emir komuta da yürür. Bu iktidarlar cezalandırılır. Ordu Batı'nın istediğini yerine getirir. Daha sonra cezalandırılan ama Batı yanlısı olan iktidarlar ordudan sonraki demokratikleşme sürecinde yeniden iktidara getirir, gelirler ve Batı'nın istediği projeleri devam ettirirler. Evet, fakat bunun maliyetini yüklenmezler. Burada bazı silahlı kuvvetler mensuplarının bu tarihsel derinlik içerisinde, tarihsel gelenek içerisinde siyasete müdahaleyi kendilerine meşru gördükleri bir altyapı da söz konusu. Ama bir kısım silahlı kuvvetler mensuplarının bu darbeyi gerçekleştirirken onların belki Amerika'da ve Batı'da almış oldukları eğitimin ve kurmuş oldukları bağlantıların bu tesirleri var. Belki her darbeci, her cuntacı general ya da her cuntacı asker sonuç olarak Türkiye'yi ABD çıpasına dayamak, ABD bağımlılığını oluşturmak bir gayet gütmüyor olabilir. Ama Türkiye'de genel sonuç ABD'nin ve İsrail'in hızla dış politika eksenine oturan yarı bağımlı ya da bağımsızlığını yitirmiş olan bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmıştır. Ayrıca burada darbenin aslında millete hizmete mahkum olanların, millete hizmet etmek isteyenlerin milletin oluşturmuş olduğu iktidarları da ortadan kaldırdığı bir süreci bize gösteriyor. İster solda olsun, ister sağda olsun milletin %30'undan, seçmenin %40'ından, %50'sinden rey almış olan bir siyasi iktidarın gasp yoluyla ele geçirilmesi söz konusu. Yani hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın Türkiye'nin bir başbakanın idam edilmiş olması, iki bakanın idam edilmiş olması, 12 Eylül 1980'inde anayasal zemin içerisinde meşru siyaset yapan tüm siyasi partilerinin kapatılarak liderlerinin yassı adayı ve benzeri yerlere gönderilmiş olması, hapsedilmiş olması hiçbir izaha... O ayrı bir konudur. Oraya zaten hayır, kimse orada... Bu, ama aynı zamanda... Orada şey itiraz yok orada. Kimsenin itirazı yok. Aynı zamanda meşru... Şimdi şeyi sosyolojik, evet. Sosyolojik şeyi konuşalım Sinan Bey. Tabii. O çok önemli. Sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Tabii. Şimdi bu bak şimdi. Mustafa Reşit Paşa İngilizcidir. Evet. İngilizlerin yardımıyla sen açtın o konuyu onun için devam ettireceğim. Tabii ki hocam. İngilizlerin desteğiyle sadrazam olmuş. 1839 yılında da biliyorsunuz meşhur Tanzimat Fermanı'nı okumuştur. Sonra da bir ara kendisi görevden padişah tarafından alındığında İngiliz konsolosu veya büyükelçisi gidip padişahla görüşüp Mustafa Reşit Paşa'nın göreve getirilmesini sağlamıştır. Çünkü iyi İngilizcidir. Evet. İngiliz menfaatleri Mustafa Reşit Paşa ile daha iyi yürütüleceği kanaatindedir İngiltere. Onun için Mustafa Reşit Paşa istemektedir. Ve Mustafa Reşit Paşa orada çok ilginçtir. Büyükelçinin elini öptüğü ve ağladığı ifade edilir. Yani yeniden göreve döndüğü. Evet. Benim okuduğum kaynaklarda böyle geçiyor. Şimdi Ali ve Fuat Paşa Fransızcıdır. Mustafa Nedim Paşa adı üstünde Mustafa Nedimov'tur. O da Rusçudur. Evet. Ve dolayısıyla Osmanlı döneminden gelen her ülke kendi çıkarlarını Osmanlı toprakları üzerinde veya Osmanlı İmparatorluğu üzerinde sürdürebilmek için kendisine yandaş bir kadronun orada iş başına gelmesini arzu ettiğini ve bunu sağlamak için de gerekli çabaları gösterdiğini görüyoruz. Bu arada Enver Paşa'nın Enverland ismiyle çağrıldığını ve Almancı Enver denildiğini de biliyoruz. Hatta aynı şeyin bizim çocuklar dediği gibi Kaiser Wilhelm'e darbe yapıldığı da 1913'te Enver Paşa'nın yaptığı Babıali baskınından sonra Kaiser Wilhelm'in iyi o zaman bizim adamlarımız orada iş başına geldi. Bundan sonra Osmanlı bizimle birlikte hareket etmek konumunda ve durumunda kalacaktır şeklinde bir ifadede bulunduğu da ifade ediliyor. 1913'te 1980'e çok da fazla bir şey anladığımız kadarıyla geçmemiş. Almanya'nın yerine Amerika Birleşik Devletleri geçmiş. Şimdi bu geleneğin, bu kodların yani onu irdeleyelim. Yoksa öbür küçük ayrıntıları zaten medya, magazin medyası anlatıyor ama siz bir tarihçi gözüyle bakarsanız bunun bir devlet geleneği haline Mustafa Kemal'den sonra bir devlet geleneği yani yabancıya dayanarak yabancıyla işbirliği bir olayın söylediği Rakıp Bey'in söylediği gibi bir dış bağlantısızlıktan kendisine bağımlı olmaktan kurtulan bir Türkiye'den tehlikeli görüp kendine bağımlı hale sağlam çıpalarla kendisine bağlamaya çalışan bir dış var. Bir de içeride aynı şey söz konusu. Ve dolayısıyla onlar da dışarıdakilerin etkisiyle iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Bu bir gelenek, devlet geleneği haline mi geldi? Mustafa Kemal dönemi sanki bir şey olarak kabul edilirse, bir istisna olarak kabul edilirse, ondan sonra böyle bir
yapının bir devletin geni haline geldiği, bürokrasinin geni haline geldiğini söylenebilir mi? Ne diyorum bu konuda? Söylenebilir, çünkü hem Osmanlı'nın son devrinde hem de Cumhuriyet'in kurulmuş olduğu bu oluşum devri içerisinde Türkiye'nin yönü, Osmanlı Cihan Devleti'nin yönü hep tartışıla gelmiştir ve bu yönün batı olması tezi, bu yönün ancak batı medeniyetine dahil olmak yönünde tezahür etmesi tezi her zaman galip gelmiştir. Yani milli unsurlara göre bu çerçeve içerisinde Batı'yı üstün bir medeniyet telakki eden pek çok zevatın ve düşünürün olduğunu, bunun İttihat ve Terakki Jöntürk Hareketi başta olmak üzere bazı askerlere de tesir ettiğini söyleyebiliriz. Ancak burada tırnak içerisinde bütün askerlerimizi, bütün aydınlarımızı, bütün siyaset yapıcılarımızı Batıcı, Batı tesirine açık, buna müsait bir noktada değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Ancak bu kod, bu tarihsel derinlik ne yapıyor? Sürekli Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde duramayacağını, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun ve benzeri ulusüstü oluşumların içerisinde yer almak suretiyle, bazen başbakanlarımızın da ifade ettiği gibi Avrupa Birliği bizim için bir siyasal, bir ekonomik projeden ziyade bir medeniyet projesidir. Daha doğrusu bir medeniyet değiştirme projesidir şeklinde tezahür eden anlayışın aslında Mustafa Reşit Paşa'da kökenini aramak ya da Osmanlı modernleşmesinde, Osmanlı yenileşmesinde köklerini aramak mümkündür. Şimdi orada bir şey söyleyemeyeceğim. Söylemeden geçemeyeceğim. Şu medeniyet projesi dedin ya, yani içimde kalacak. Bazı başbakanlar dedi. Ben yani demedim. İşte onlara bir cevap da olsun burada. Şimdi kendisini Avrupa Birliği'ne girdiğinde medeni olacağını söyleyen ve bunu bir medeniyet projesi olarak ifade eden bir zihniyet Türk milletine, Türk tarihine, Türk kültürüne, Türk medeniyetine, Mimar Sinan'a, Ulu Bey'e, Mevlana'ya en büyük hakareti yapan bir zihniyettir. Evet, ben, hocam bir şimdi bu medeniyet meselesi çok önemli. Sinan Bey'e de katılıyorum. Sizin söylediğiniz ama bir şey var. Medeniyet telakkileri nedir diye. Ankara'da oturanlar bilirler. Keçiören'in girişinde bir tane büyük billboard var. Orada şu yazılıyor: yol medeniyettir. Medeniyet algısı yoldan ibaret olan bir zihniyetin Avrupa Birliği'ni bir medeniyet projesi olarak algılaması gayet doğaldır. Medeniyet, yol medeniyet olduğu an Avrupa Birliği evet bir medeniyet projesidir. Ama Türkistan medeniyeti çok daha farklı bir gözden dünyaya okumayı icap etti. Ragıp Bey, orada bir şey daha var, onu da söyleyelim de. Yani yani şimdi işte biz köprüyüz diyorlar. Asya ile Avrupa arasında köprüyüz diyorlar. Köprü üzerine basılıp geçilen bir enstrümandan başka bir şey değildir. İşlevsel değildir. Yani. Ve dolayısıyla bir topluma, bir millete, bir jeopolitiğe köprü demek, oraya yapılabilecek, yani bizi çiğneyin demek anlamına da geliyor aynı zamanda. Yani bizim üzerimizden bir şeyler batıya gidiyor, bir şeyler doğuya gidiyor. Ve dolayısıyla da biz nerede duruyoruz, biz neyiz sorusunun cevabı yok. Onun için bu kavramlar aslında aşağılık kompleksinin, biz adam olamayız zihniyetinin tipik tezahürleridir. Evet, biliyorsunuz Osmanlı Sarayı'nda bir gün Sultan Abdülhamit bahçesini gezerken bir Osmanlı vezirinin ya da bir Osmanlı bakanının orada çalışan bir Türk'e etrakı bir idrak dediğini ya da pis Türk dediğini işaret ettiği zaman kendisinin de Türk olduğunu ifade etmiştir. Yani bu Osmanlı'dan itibaren gelen aslında bu, Türk'ü, yani Türk'ü Osmanlı genel modernleşmesiyle başlar. Tabii, Türk modernleşmesi kesinlikle. İşte malumdur 3. Selim'in orduyu ıslahat etme projesidir. Çünkü ordu önemlidir. 3. Selim'den itibaren başlayan, 2. Mahmut'la zirve yapan, meşrutiyetle zaten ondan sonra farklı bir yere giden bir Osmanlı modernleşicisiyiz ve Osmanlı'dan kalan arızalardır bunlar. Hani Osmanlı eyvallah çok büyük bir medeniyetin banisidir, çok büyük bir medeniyetin kurucusudur. Ama aynı zamanda Osmanlı Cumhuriyeti'nin bugün içinde bulunduğu sorunların da temellerinin atıldığı şeyin ismidir, devletin ismidir. Buradan bakıldığı zaman bu Osmanlı modernleşmesi orduyla başlamıştır. Osmanlı modernleşmesi ve batıcıdır. Fransız ihtilalinden sonra batıdaki protestanlıktan sonra batıdaki o ilerleme iştiyakı Osmanlı'yı da heveslendirmiş. 16. yüzyılda güçlü orduya sahip Osmanlı'nın, en güçlü orduya sahip Osmanlı'nın 17. yüzyıldan itibaren çözülmesi ve yenilgilerin başlaması da bu Batı hayranlığını psikolojik olarak oluşturmuştur. Sinan Bey'in söyledi ama bunun başka bir şey boyutu var ki hocam, psikolojik boyutu var ki 28 Şubat'ta da gördük. Bugün 28 Şubat tartışmalarında da yaşanıyor bu. Bu psikolojik boyuta özellikle ben dikkat çekmek istiyorum. İnsanların otoriteyle olan ilişkileri boyutu. 28 Şubat'ı bugün yerden yere vuranların 28 Şubat sürecinin içerisinde otoriteye bu
askeri otorite olduğu zaman ya da sivil otorite olduğu zaman fark etmiyor. Bir tapınma ayini içerisinde oraya olduğunu görüyoruz. Oraya gelmeden görüyoruz. Şeyi bir konuşalım. Yani şu bizim bu komplekslerin kaynandığı menşeilerde biraz yani bahsedelim. Sorunun Türkiye'nin ırkında olduğunu söyleyen bir Abdullah Cevdet'le 28 Şubat söz konusu olduğunda askerin annesinin başındaki başörtüyü bir problem haline getirmiş olan bir zihniyet arasında bir farklılık da yok aslında. Yani şimdi genel olarak bir toplumla sorunu olan, genel olarak milletin değerleriyle sorunu olan bir tezahürü görüyoruz, bir akletmeyi görüyoruz. Biz burada şunun üzerinde durmamız lazım. Yani şimdi bir birey veya bir toplum gideceği yeri bilmiyorsa, kendine de güveni yoksa, attığı bütün adımlar kendisini hem hedefinden uzaklaştırır hem de kendi kaynaklarının kaybıyla neticelen bir noktaya gider. Yani bir hedefiniz varsa o hedefe yönelik ne yapılması gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı planlayabilirsiniz. Ama hedef yok burada. Hedef Batı'nın iyi kulu olmak mıdır? Hedef işte Türkiye'deki halkı belli bir düzeyde ekonomik yönden geçinebilir bir hale getirmek ama birilerine bağlı tutmak mıdır? Bunlar cevaplandırılmadan biz istediğimiz süreci gerçekleştiremeyiz ve algılayamayız da. Bakın şimdi iki tane temel unsur var hadiseye baktığımızda. Bir maddi anlamdaki gelişmeler, bir de teknolojik anlamdaki gelişmeler, bir de manevi anlamdaki gelişmeler. Eğer maddi anlamdaki gelişmeler, yani teknolojik gelişmelere, maddi gelişmelere manevi yönden gelişmeniz gecikerek uyum sağlıyorsa, bu genellikle öyle olur. Burada bir kültürel gecikmeden bahsedersiniz. Hı hı. Ve Türkiye gerçek manada işte Batı'da işte Rönesans, reform, işte icatlar, keşifler filan, bütün onlar olurken Türkiye bunlara gecikerek, hem de çok gecikerek, tarihsel bir gecikme yaparak uymaya çalıştığını görüyoruz. Son dönemlerde vuku bulan hadiseler de bununla alakalı. Biz şimdi sorunu, yani elbette Osmanlı'dan gelen bir gelenek var bizde. Oranın yüklediği çok büyük hasletler olduğu gibi, oranın yüklediği çok büyük handikaplar da bizde var. Ve biz tarihimiz, işte birisi Pontus'un hesabını soruyor, birisi 1915'tekilerin hesabını soruyor, birisi Kosova'nın hesabını sormaya kalkıyor, birisi Makedonya'nın hesabını sormaya kalkıyor. Demek ki tarihten kurtulamayız. Tarih bizim müktesebatımız. O halde onlara uygun cevapları bizim bugün vermemiz lazım. Bizim şu hakkımız yoktur. Bu geçmişten geliyor. O halde 3 aşağı 5 yukarı biz bu sıkıntılarla boğuşmak zorundayız. Deme hakkımız yok. Geçmişten zaten gelecektir. Geçmişten her şey çok üst düzeyde gelme gibi bir durumu söz konusu olmayacaktır. Bazı şeyler de sıkıntılı bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Bu sıkıntıları da bugünkü akılla, bugünkü gelişmelerle, bugünkü sahip olduğumuz kaynaklarla ve birikimle aşmak gibi bizim bir mecburiyetimiz ve mahkumiyetimiz var. Biz büyük bir milletiz, büyük bir kültürüz ve dolayısıyla bu büyük millet, bu büyük kültür kendi sorunlarını çözümleyecek, büyük çözümlemeleri de kendi ayakları üzerinde koyacak duruma gelmesi gerekiyor. Şimdi burada madde karşısındaki takılan tavırla mana karşısındaki takılan tavır aslında birbirlerine karıştırılmış. Geçmişten bugüne gelinceye kadar. Sürekli bir biçimde başkalarından alma, başkalarından olma, başkalarından bilme gibi bir tavrı biz kurtuluş tavrı olarak aldık. Problem buradan kaynaklanıyor. Yani her toplumun kendi dinamiklerinden demokrasisini, dinamiklerinden hukukunu, dinamiklerinden insan haklarını, dinamiklerinden yaşam biçimini üretmek gibi bir mecburiyeti ve mahkumiyeti var. Biz kendimize hiç bakmamışız. Kendi değerlerimizi hep ikinci, üçüncü plan değerler olarak koymuş. Devamlı onun üzerine başkalarından ikame ederek bazı şeyleri, onları taklit ederek bir yere getirme gibi bir tavır içerisine girmiş. Bu sorun da oradan kaynaklanıyor. İşte Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, yine Sinan Bey'den istersen şey yapalım. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bizde eksik olan, yani Mustafa Kemal Cumhuriyeti kurduğunda halk, bürokrasi, sivil toplum, sermaye ve diğer anlamda durumumuz neydi ve o durumu biz neden demokrasiye uygun bir yapıya evirerek getiremedik de sürekli halkın seçimine müdahale eden bir üst elit ürettik. Bu yalnız askerlerde değil, bu sivillerde de var, medyada da var, düşün adamlarında da var. Biraz sonra sanıyorum Ragıp Bey de onlara temas edecek.
Neden biz bunları üretemedik, çözümleyemedik? Şeyden de tekafülü milliyeden başlayarak açıklamak mümkün değil mi? Evet, bir kere üç kıtada hüküm sürmüş olan devasa bir cihan devletinin, bir imparatorluğu Anadolu'ya hapsetmiş olan ve akıl almaz bir harbi, yokluklar ve ifadenizle yoksunluklar içerisinde yeni kurulmuş bir devleti tasavvur etmek gerekir. 2012 model, 2012'nin değerleri içerisindeki bir demokrasinin zaten 1923 yılı içerisinde dünyanın hiçbir yerinde yaşanmadığını görmek icap ediyor. Türkiye'nin kurulduğu yıllar itibariyle oluşturmuş olduğu bu parlamenter demokrasi tecrübesi ya da cumhuriyete adım adım ilerleyen millet egemenliği fikrinin Avrupa'daki bazı ülkelerin de ilerisinde olduğunu tarif etmemiz gerekiyor. Şüphesiz ki 1925-1930'dan sonra Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçmesiyle ilgili tecrübelerinin de Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşturmak istediği Türk inkılabına karşı duyulan derin tepkinin ve yoğun muhalefet sebebiyle hem Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın hem de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasıyla oluştuğunu görüyoruz. Burada aslında Türkiye'nin bu 1926'da, 1925'te ve öncesinde çok partili siyasi rejime geçmek, yargı, yürütme ve yasama erkinin birbirinden ayrılması yoluyla bugünkü anladığımız manada bir parlamenter demokrasinin inşasını sağlamakla ilgili bir tecrübesinin olduğunu, hatta kurucumuz olan Gazi Mustafa Kemal'in böyle bir tecrübeyi geliştirdiğini söyleyebiliriz. Ancak o günkü şartlar, halkın cumhuriyeti algılaması, Osmanlı'dan bir cumhuriyet rejimine, bir millet egemenliği rejimine geçmiş olan yeni bir siyasalitenin, yeni bir siyasal rejimin yoğun bir toplumsal muhalefetle karşılaşmış olması bu sonucu doğuruyordu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'ndan cumhuriyete önemli bir düşünür olan Gökalp'in, Ziya Gökalp'in halk ve aydınlar arasında temel bir çelişki olduğunu, bir ayrım olduğunu belirten sosyolojik yaklaşımını ifade etmek isterim. Bugün bunu Profesör Doktor Orhan Türkdoğan da ifade ediyor. Halkın her zaman aydınlardan uzak durduğunu, aydınların ise bizim yapıp ettiklerimizin, oluşturmuş olduğumuz kültürün halk tarafından mutlaka kabul edilmesi gerektiğini vurguladığını belirtiyor. O yüzden halkla aydın arasındaki bu çelişkinin ortadan kaldırılması, halkla elitlerin, halkla düşünürlerin arasındaki münasebetin sıkılaştırılmasını vurguluyor. Böylelikle bir harsın doğabileceğini, böylelikle bir medeniyetin inşa olunabileceğini Gökalp vurguluyordu. Bu olamadı Osmanlı'dan, evet, hala olamamıştır. Osmanlı'dan cumhuriyete Türkiye'nin seçkinleriyle, Türkiye'nin elitleriyle, Türkiye'nin düşünürleriyle, hatta devlette siyaset yapıcılarıyla halkın arasında büyük bir ayrımın olduğunu görüyoruz. Halkın değerlerine yabancıdır. Halkın içerisinde bulundurmuş olduğu irfanı ve kültürü küçük gören, onu dışlayan ve muhakkak surette kendi çevrelerinde oluşturmuş oldukları belli bir kültür paradigmasına, bir kültür çerçevesine halkın yükseltilmesini anlatan bir Jacoben, tepeden inmeci bir elitist yaklaşımın cumhuriyet içerisinde her zaman siyasi elitlerle halk arasında bir gerilim meydana getirdiğini görüyoruz. O yüzden bu gerilimin halkla aydını çatıştıran, bazen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla, yani kahraman ordumuzun ileri gelenleriyle halk arasında görüş ayrılıkları doğuran bir yönü olduğunu görüyoruz. O yüzden demokrasinin oturabilmesi için Gökalp'in belki cumhuriyetin kurulmuş olduğu yıllarda 20. yüzyılın başında tarif etmiş olduğu bu seçkinlerle, halkla aydın arasındaki çözümsüzlüğün ve duvarın mutlaka yıkılması icap. Siyaset sosyolojisi açısından da sana bir soru sormak istiyorum. Bu şimdi bir bonapartizm diye bir gerçek var. Yani bir devlet ilk defa teşkilatlandırılırken elinizde bazı mekanizmalar yok. Hı. Yani Sayın Demirtürk'ün de dediği gibi 2012 yılının imkanları elinizde yok. Hı hı. 2012 yılının değerleri de yok elinizde. Yani bu, o zamanki demokrasi anlayışı 1920'lerdeki demokrasi anlayışından çok daha farklı. İşte Wilson'u filan düşünün o zaman. Theodore Roosevelt'i düşünün. Onların söyledikleri var. Burada açıklamakta bile sıkıntı yok. Birçok şeyi açıklar nitelikte. Biraz daha farklı tür bir demokrasi algısı söz konusu. Bugünkü kamil manada bir demokrasi algısı yok. Fakat o zaman cumhuriyet kurulurken her şeyden yoksun bir cumhuriyet söz konusu. Demin sözünü ettim, Sinan Bey oraya girmedi ama tekafülü milliye diye bir yasayla siz İstiklal Savaşı'nı idare etmişsiniz. Her vatandaş bir don, bir kundura, bir atlet verecek, bir Mehmetçi giydirecek, öyle bir mücadele vereceksiniz. Böyle bir yoksunluk içerisinde ifade edilmiş. Yalnız onlardan mı yoksun? Hayır. O zaman bugünkü oldukları gibi, bugün ABC, ABD'ci uşaklık mesleğini kendisine
şey yapmış, bir davranış biçimi haline getirmişler. İstiklal Savaşı başladığı zaman Türkiye'yi terk etmişti. Onun için hatta bir söylemeye gerek yok, Balkan Harbi sırasında Ahmet Rıza dişini çektirmek için meclis başkanıdır, yurt dışına gitmişti. Yani evet, birçok şeyi bir kategori içerisine koyduğumuz zaman şimdi devlet teşekkül ettirirken, yani devlet teşkilatlandırılırken, bürokrasi kurulurken o zamanın cumhuriyetin kurucuları mümkün yani sivil toplum kuruluşları olmadığı için onların yetkisini de bürokrasiye verdiler. Bürokrasiye atadıkları ki bürokrasiye kimler atandı? Birinci sınıf vatanseverler atandı. Cephe komutanları atandı. Onların işte tanıdıkları, içeride bulunanlar atandı. Ve dolayısıyla şimdi bu sivil toplum kuruluşları, sermaye, örgütlü sermaye grupları yok. Efendim işte buna dayalı olarak çeşitli eşraf yok denebilecek bir durumda. Bütün bunlara sorulmadan bir bürokrasi teşkilatı söz konusu oldu. Çünkü bunlar yoktu. Ya da bunlar çok zayıftı. Bunlar bir araya gelmiş. Süreç içerisinde bu bürokrasiye atananlar devleti kendilerine ait hissetmeye başladılar ve devleti kendilerinin dışında kimsenin koruyamayacağını ve devlet adına bunların hareket etme gibi bir tavır geliştiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde işçi sendikaları örgütlenip, zaman içerisinde işçi sınıfı ortaya çıkıp, zaman içerisinde sendikal hareketler başlayıp, zaman içerisinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ortaya çıkınca bunlar yavaş yavaş bu bürokrasiden şey talep etmeye başladılar. Yetki talep etmeye, kendi görüşlerinin de buraya dahil edilmesini talep etmeye başladılar. Onlar da bu yetki taleplerine zaman zaman cevap verdiler ve bu cevaplar süreç içerisinde azaldığında veya işte sanki kendi yetkisinin bir kısmını şeye sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor, burjuvaziye aktarıyor ya da işte sermaye gruplarına aktarıyor gibi hissederek zaman içerisinde bu kaybettikleri kendilerine göre kaybettikleri mevzileri geri almak için bir darbe, bir müdahale gibi bir ihtiyacı içselleştirdiklerini görüyoruz. Bu cepheden bakarsak nasıl görünüyor umumi manzara? Bu cepheden şöyle başka bir şey yapmaya çalışayım hocam. Çünkü aslında söylediklerinizi üstünde çok detaylı konuşmak lazım ama bu talep ediyor mu etmiyor mu? Bürokrasi, bürokratik devlette yetki paylaşımı var mıdır? Yoksa belirli şu günümüz Türkiye'sine baktığımız zaman sivil toplum örgütleri ya da medya ya da başka toplumlarla yetki paylaşımı vardır yoksa iktidarın nimetlerinden bir paylaşım mı vardır? Oralara girmek lazım. Onlarla bağlantılı evet, hepsi zaten. Evet. Yani şurada şöyle bir şey söyler. Erik Fromm der ki insanın aslında bakarsanız tarih dediğimiz şey insan başarısının insanı başarmanın ta kendisidir. İnsan tarihsel süreç içerisinde ola ola insan oldu. Yani tecrübe ede ede insan oldu ve bugünkü geldiğimiz seviyede seviyeye ulaştı. Bu tabii ki mükemmellik değil. Süreç içerisinde uyarıcılar gelmedi mi? Geldi. Onların uyarıcıların vasıtasıyla da insan ilerledi. Ama mükemmelliğe ulaşmış değil. 28 Şubat üstünden böyle bir okuma yaptığımız zaman 15 sene öncesine gittiğimiz zaman Türkiye'de demokrasi belirli bir seviyedeydi. Seçilmiş iktidarlar vardı. Halk tercihini veriyordu. Yani Mustafa Kemal'in kurguladığı o yoksulluklar içerisindeki ülkeden onun üstünden bir demokratik ülkeye yükselmişti. Birçok sorunlu müncemit iç içe olmasına rağmen. Fakat 28 Şubat olduğu zaman askerler tankları yürüttüğü dakikada herkes sıraya durdu ve herkes selam durdu. Buradaki çelişkiye bakmak lazım ve bu insanın psikolojisine bakmak lazım. Bu insanın psikolojisine baktığımız zaman yine Erik Fromm der ki insanda temelde özgürlükten insan şundan dolayı kaçar. Kaygı duyar, güvenlik hisseder ve bir yere ait olmak hisseder. İnsanın özgürlükten kaçışının temelinde bunlar vardır. Ve bütün o kurgusal özgürlüğe rağmen birey asal bağ olarak tanımladığı göbek bağından toplumla kendisini göbek bağından bağımsız olduğu müddetçe özgürdür. Fakat günümüz o dönemin şartlarında ve günümüz dünyasına baktığımız zaman insanlar, gruplar, sivil toplum örgütleri vesaire bu göbek bağından bağımsız değiller. Bunlar göbek bağıyla
Dün orduya bağlıydılar. Bugün göbek bağıyla iktidara bağlılar. Dün göbek bağıyla askeri bürokrasiye bağlıydılar. Bugün göbek bağıyla siyasal iktidarın bürokratlarına bağlılar. Ve dün askerin karşısında saygı duyanlar, bu selam duranlar bugün sivil iradenin karşısında selam duruyorlar. Ve selam durma, o bağ, o özgür olmama hali, o rağm olma hali devam ediyor. 28 Şubat'ı bu psikoloji üstünden okuduğumuz zaman bugün 28 Şubat'ı yerin dibine batıran hiç kimse, dün 28 Şubat içerisinde rol almayan herkes sorumludur. Bugün o 28 Şubat'ı yerin dibine batıranlar kendi kişisel tarihlerine baktığı zaman suçlarıyla karşı karşıya kalırlar. Peki Ragıp Bey, çok önemli bir şeye temas ettin. Yani güç kimin elindeyse, evet, odaklar, biraz önce ifade ettiğimiz odaklar o güç karşısında pozisyon alıyorlar. Yani güç bağımsız değişken, fertler veya toplum bağımlı değişken gibi bir konuma geliyor. Tam öyle, evet. Güç kim çıkıyorsa, silah koyuyorsa silahın etrafında, evet, efendim nutuk konuyorsa nutukun etrafında, Kur'an konuyorsa Kur'an'ın, evet, etrafında, güç yerine ama, evet, hangi değeri konuyorsa koyuyorsanız, evet, o güçlüyse onun etrafında bir pozisyon alma söz konusu oluyor. Şeylerde bir söz var Kazaklarda, güç ata tanımaz diye. Evet. Yani ve bizim acaba, şöyle çok basit bir soru, acaba böyle güce karşı bir millet olarak bir zaafımız var, öyle sorayım soruyu. Sadece Türk milletine ait bir zaaf değil. Fromm Özgürlükten Kaçış eserini bilirsiniz, faşizmin doğasını incelemek için temelde yazmıştır. Ve Almanya'da, İtalya'da bu faşizm hangi doğadan yola çıkar ki beslenir ki böyle bir otoriter rejim ortaya çıkmıştır. Bu Almanlarda da vardır. Her insan işte temel argümanların üstünden okur ve der ki her insan özgürlüğünü güvenlik için feda edebilir. Bugün bunun örnekleri de vardır. Bugün satır altlarında itiraflar vardır. Fethullah Gülen Efendi biliyorsunuz 28 Şubat'ta askeri destekleyen ve MGK'da işte asker, siyasi iktidarlar hata yapıyor, asker 6,5 saat konuşarak siyasi iktidarı ikna etmeye çalıştı. Milli Güvenlik Kurulu demokratik bir kurulumdur. Darbeciler iyi niyetli. Eğer kötü niyetli olsalardı 6,5 saat MGK'da toplanmazlardı. İkna etmeye çalışmazlardı. Direkt darbe yaparlardı. Asker anayasal yetkisini kullandı gibi söz söylemiştir. Bu işte otorite karşısındaki rağm oluştur, duruştur. Bunu bugün Ekrem Dumanlı dünkü ya da bugünkü yazısında şöyle bir şekilde izah ediyor. Diyor ki işte siyasal iktidarın, o dönemdeki siyasal iktidarın hata yaptığını ve bu siyasal iktidarın hatalarına birilerinin iyi niyetli uyarılarda bulunduğunu söylüyor. Ama bu uyarılara rağmen hata yapmaya devam ettiğini, askerin de durumdan vazife çıkartarak tankları yürüttüğünü söylüyor. Tıpkı daha bunu da kendi Fethullah Gülen Efendi'nin bu söylediklerini daha kanlı bir yere gidecekti. Fethullah Gülen bu arayı tutmaya çalıştı. Artı diyor, sırtında yumurta küfesi taşımayanın bu çetin sınavı anlaması mümkün değildir. Bu işte tam da işte otoriteye rağm olma şeyinin argümanıdır. İddiası, meşru gösterme argümanıdır. Herkes 28 Şubat'ta gazete patronu bankam var dedi, otoriteye selam durdu, askere selam durdu. Köşe yazarı aldığı yüksek meblağlardaki rakamlara muhafaza etmek için selam durdu. İş adamı ihale almak için siyasi iktidar. Necmettin Erbakan iktidarını muhafaza için o 28 Şubat kararlarının altına imza attı. 160 tane askerin, daha sonra da 3000'e yakın muhafazakar, Müslüman, Türk, ülkücü, işte irticacı diye ordudan 3000'e yakın insanın atılmasının yolunu açtı. Herkes sırtında taşıdığı yumurta küfesine göre pozisyon alıyor iktidar karşısında. Dün işte bugün, yani Fethullah Gülen Efendi ve etrafındaki insanlar diyorlar ki 28 Şubat sürecinde biz hizmet ediyorduk. Büyük okullarımız vardı. Bunları korumak için böyle bir pozisyon alış sahibi olacaktık. Ama bir insanın durum karşısında pozisyon alışı için illa büyük bedeller ödemesine gerek yoktur. İnsanlar ufak insanlardır. Herkes büyük ulvi davaların peşinde koşmaz. Kimisi ekmeğine, evine götüreceği ekmek için rağm olur.
Kimisi hizmet için ram olur ama nihayetinde herkes otoriteye göre ram olur. Ve bugün 28 Şubat'ta ram olmuşlardır. Bugün aynı iktidar, insanlar siyasal iktidarın, yani dün elinde silah olanın önüne ram olanlar, bugün elinde para olanın, bugün elinde hükümet gücü olanın, bugün elinde sayısal güç olanın önünde ram olmaktadır. Dün hizmetini devam ettirmek için ram olmaktaydı, bugün hizmetini geliştirmek için ram olmakta. Dün asker korkusundan ram olmaktaydı, bugün işsiz kalırım korkusundan ram olmakta. Dün bürokraside bürokrasideki görevimi kaybederim ya da bürokraside yükselirim diye ram oluyordu. Bugün aynı sahiplere ram olmaktadır. Ram olmanın doğası değişmiyor. Ve 28 Şubat eğer bu duadan okuyamazsak biz meselenin özünü kavrayamayız gibi geliyor. Şimdi Sinan Bey burada şey tamamlığını tamamlamak üzere bir şey söyleyeyim. Yani şey sen de ona cevap ver istersen. Şimdi toplumsal yapı bakımından da şimdi siz tabii hangi amaçlı olursanız olun, eğer toplum müsait değilse o toplumda o amacınızı gerçekleştirme ihtimaliniz yoktur. Yani her görüşünüzün toplumda bir karşılığı olması lazım. Şimdi ben o sosyoloji olarak sordum ama Sinan Ragıp Bey ona girmedi. Mevcut olguları analiz etti. Şimdi toplumda bir ata erkil, bir erkek erkil, bir erk erkil. Yani güç daha sonra da onun üzerinde durdu Sayın Vural. Bir algı başından beri mevcut ve bunları da kişiler kendi ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Şimdi bugün ya da dün 15 Nisan tarihi itibariyle Gürkan Hacer köşesinde bir şey yazmış. Şeyle ilgili bu. 27 Mayıs hadisesiyle ilgili diyor ki, şöyle diyor. 28 Şubat'a destek veren gazetecilerin isimleri Yeni Gelecek gözaltı furyasında dolaşıyor. Peki 27 Mayıs'a destek veren gazeteciler ne olacak? Çetin Altan'ın şu cümlelerini ne yapacağız diyor. Ve Çetin Altan'ın 28 Mayıs sabahı yayınlanan "Bugün canım yazı yazmak istemiyor" başlıklı yazısından 2-3 tane paragraf var. Onları kısaca seyircilerimize de paylaşmış olalım. Siz de not alın isterseniz. Şöyle diyor Çetin Altan. Atatürk'ün gençliğe hitabesini nutkun tefrikası halinde yayınlanmak dahi suç sayılır olmuştu. Demokrat iktidarını söylüyor. Atatürk'ten bahsedilsin istemiyorlardı. Onun kurduğu İnkılap Türkiye'sinin cumhuriyetine bir beyefendiler saltanatı halinde çöreklenmek ve memleketi basınsız, üniversitesiz ve hatta meclissiz olarak idare etmek niyetine kapılmışlardı. Demokrat partilere söylüyor. Türkler alimleri dalkavuk, üniversiteleri maktel, gazetecileri korkuluk ve bütün aydınları sürüngen haline getirerek bir çete gibi davranılanların rezaletlerini kabul etmeyi bütün dünya önünde reddetmişlerdir. Yani bu darbeyle birlikte. Bize bugünleri tattıran ve bir milletin haysiyetine konmaya çalışan tozları bir üfleyişle temizleyiveren Türk Silahlı Kuvvetleri sağ olsunlar. Kardeş kanı dökülmeden yapılan bu hareketin aynı vakar içinde gerçek demokrasinin temellerini atmasını bekliyor, seviniyor, övünüyor, övünüyor, seviniyoruz diyor. Şimdi darbenin hemen arkasında 28 Mayıs sabahı bu söylüyor. 29 Şubat yok herhalde. 1 Mart'ta mı söylemiş Fethullah Hocam? Yani o da bir süreç içerisinde. Şimdi burada işte hocam temelde bu işte. Yani insanlar demokrat olanlar, aslında Türkiye'de bugün demokrat olanlar demokrat değil. Darbe karşıtı olanlar darbe karşıtı değil. Bunların hepsi iç içe geçmiş. Miş gibi yani mi yapıyor? Herkes miş gibi yapıyor. Peki Sinan yani Bey, bu tarihsel süreçten bahsettik. Sen bunu bize tarihle beraber bir açıkla bir bakalım. Evet. Yani biz demin söylediğim gibi ataerkil miyiz? Erkek erkil miyiz? Erk erkil miyiz? Yani bir güç karşısında hakikaten herkes kanaatlerini gardıroba mı kaldırıyor? Evet. Gücün emrine amade olmak için. Demokrasi sadece iktidar ve muhalefet ilişkilerinden ibaret bir yapı değildir. Medyanın bağımsızlığı, iktidardan ariliği, iktidardan uzaklığı, o ülke içerisinde gelişmiş bir sivil toplum örgütünün hükümet dışı, yani iktidar ne derse desin doğruları ve milletle iktidar arasındaki görüşleri savunur bir şekilde teşekkür etmesini önemser. Ancak Türkiye'deki basın, Türkiye'deki medya darbeler söz konusu olduğunda en az askerler kadar günahkar olmuştur. Çünkü askerler siyasete müdahale etmişlerdir, siyasetçileri devre dışı bırakmışlardır. Toplumun bu sürece hazırlanması, toplumun bu sürece alıştırılması medya marifetiyle, medya ile oluşturulmuştur. Ben erk erkil, ata erkil, baba erkil bir toplum yapısının Türkiye'nin, Türklerin kültürel genetiğinde bulunmakla birlikte her zaman doğruyu söylemeyi şiar edinmiş ve
gerektiğinde idam sehpasına, dar ağacına giderken yine kendisini adaletsiz şekilde yargılayan otoriteye baş kaldırmış bir geleneğin de bu kültür ve medeniyetin içerisinde bulunduğunu biliyoruz. Bir yani şey burada bir söyleyeyim de ondan sonra istersen. Emevi ve Abbasi iktidarları İmam-ı Azam'ı onlara rağm olmadığı için, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerimizi onların görüşlerine fetvalar yayınlamadığı için yargılıyordu. Siz de değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir şey geldi aklıma. Onun için sözünü kesmeyeyim, sana bırakacağım zaten. İstediğin gibi bitirebilirsin. Şimdi şöyle, bir defa basın toplantısına bizi çağırdı Genelkurmay. İlk kez tarihi bir toplantı. 14 Nisan toplantısı. Yaşar Büyükanıt basın toplantısı yapıyor. Biz de gittik. Siz gazeteci yazar olarak Yeni Çağ Gazetesi yazar olarak gidiyorsunuz. Evet. Gittik. Oturduk. İşte Sayın Büyükanıt konuşuyor. Fakat Büyükanıt konuşurken ismini söylemeyeceğim. Sürekli bir gazeteciye atıfta bulunuyor. Öyle değil mi diye gazeteciye atıfta bulunuyor. Şaşırdım o zaman. Yani ilginçtir. Evet, bu kadar söylüyorum. Evet. Siz devam edin. Bu ataerkillik, babaerkillik, erkerkilliğe rağmen her zaman doğruyu söylemeyi, doğru karşısında gözünü budaktan sakınmamayı ifade eden yüzlerce sözümüzün, kültürel değerimizin olduğunu biliyoruz. Burada aslında erkten çok menfaate boyun eğmek, gündelik menfaatleri güncelleştirmek söz konusudur. Aslında 28 Şubat söz konusu olduğunda tartışılması gereken konulardan bir tanesi merhum Erbakan'ın da Milli Güvenlik Kurulu'nda Çinliler tarafından yalnız bırakıldıktan sonra bu sürece uzun süre dayanamamasıdır. Bir hatırat okumuştum. Burada daha 28 Şubat kararlarının gündeme geleceği ya da bu memorandumun, bu metnin Erbakan'ın önüne konulacağı günler itibariyle Alparslan Türkeş'in, merhum Alparslan Türkeş'in bir parti yetkilisiyle Erbakan'a giderek daha İstanbul'dan Ankara'ya gelecek olan bu genelkurmay yetkililerinin havaalanında görevden alınması gerektiğini, eğer görevden alırsa hiçbir şekilde 28 Şubat sürecinin uygulanamayacağını belirttiğini ifade ediyor. Arslan Tekin'in bu liderler Alparslan Türkeş ve Liderlik adlı kitabında değiniyordu. Aynı şeyi yine merhum Alparslan Türkeş'e vurgu yaparak belirtmek isterim. Yine bunu o dönem kendisiyle birlikte olan büyüklerimiz anlatıyorlar. 1980 darbesinde gelinen süreç içerisinde biliyorsunuz bir milliyetçi cephe hükümeti iktidarda söz konusu ve Türkiye'nin seçime gidip gitmemesi kararlaştırılacak. Ama Türkiye'de adım adım darbenin geldiği, bir askeri müdahalenin geldiği görülüyor. Burada Alparslan Türkeş'in, yine merhum Alparslan Türkeş'in merhum Erbakan Hoca'yı ikna ederek Türkiye'de Anayasa Komisyonu marifetiyle bir seçim kararı aldıracağı günlerde Anayasa Komisyonu Başkanı'nın, derin Anayasa Komisyonu Başkanı, Adalet Partili bir milletvekilinin iki defa kalp krizi geçirdim ya da kalp krizi geçireceğim iddiasıyla komisyonu terk etmesi, komisyonun karar alamaması yoluyla Türkiye'de darbenin kendisinden geldiğini biliyoruz. Veya 12 Eylül 1980 yargılamaları söz konusu olduğunda burada siyasi parti liderlerinin 12 Eylül tiranlarına karşı, bu 12 Eylül baskıcılarına karşı göstermiş oldukları tavır da tarihte işlenmelidir. Yine 1980 darbesinin büyük mağdurları hem solda hem sağda, onları bu sürede sürüklemiş olan liderlerinin tabii ki mahkemelerdeki tavırlarını önemsiyorlardı. Burada bazı yine ülkücülerin, bazı MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılanmış olan isimlerin korkusunun acaba 27 Mayıs 1960'ta olduğu gibi merhum Başbakan Adnan Menderes'in mahkemeler karşısında boyun eğdiği gibi Alparslan Türkeş'in boyun eğip eğmeyeceği meselesiydi. Ama yine 12 Eylül 1980 mahkemelerinde Alparslan Türkeş'in iddianameyi masaya vurmak suretiyle bu meşhur bir fotoğraftır. O iddianamette iki parmağın arasına almış ve şey yapıyordur. 12 Şimdi Eylül tiranlarına bu çok önemli bir şey de. Zorbalara, ben bitireyim müsaadenizle. Zorbalara diyor ki ben elhamdülillah inanmış fanilik hissine haşina bir Müslümanım. Siz belki bizi burada yargılıyorsunuz ama yargıladığınız şey Türk milletinin savunma refleksi olan Türk milliyetçiliğidir. İnanın tarih ve toplumun vicdanı sizi bir gün yargılayacaktır diyor. İşte 12 Eylül 1980'in belki yargılanması, hesaplanmasıyla ilk defa o günlerde hesaplaşan bir liderden bahsediyoruz. O dönemin İslami cemaatleri 12 Eylül 1980 sonrasında çıkan dergilerinde Kenan Evren'in oluşturmuş olduğu bu darbe hükümetini Türkiye'nin son karakolu olarak, evet, Türkiye'nin son dayanağı olarak İslami şekilde meşrulaştırmaya çalışırken aslında bugün darbecilerle işbirliği yaptığı telmihiyle yargılanan, iddia edilen koca bir hareket. Onun merhum lideri Başbuğ Alparslan Türkeş çok önemli söyledi. Hiçbir şekilde 12 Eylül 1980'e boyun eğmemiş. Şey zaten fakat Rabbim Bey'in söylediği noktaya iş geliyor. Şimdi zaten bakın şimdi bu bir hipotezle başladı ama evet. Ragıp Bey aslında evet.
damgayı da vurdu, doğrudur o. Evet. Şimdi bağımlılık, bağımsızlıkçı ülkesini kendi ayakları üzerinde, kendi kimliğiyle ve kendi kaynaklarını da kendi milletinin çıkarlarını önceleyerek hareket eden her siyasi tavır yabancılar tarafından tehlikeli ve tehdit edici görülüyor. Onun için milliyetçi bir duruş herkes tarafından bilinmelidir ki birçok dış gücün hedefi ve aynı zamanda yok etmeye çalıştığı bir unsurdur. Nitekim şeyin eski Amerika'nın savunma bakan yardımcılarına Dr. Freyd bizim kavgamız milliyetçilerle diyor Türkiye'de. Çünkü milliyetçiler diyor dünyayı algılamakta sıkıntı çekiyorlar. Çevreye bakmıyorlar. Onlar kendi çıkarlarını önceliyorlar. Halbuki yani bizim çıkarlarımız dururken kendi çıkarlarını niye önceliyorlar anlamına gelen sözler ediyor. Ve dolayısıyla da hareket tarzlarını dikkate aldığınızda hareket tarzlarının aslında bir ülkede kendi kendine idare edebilen, kendi kaynaklarını kendi çıkarları için kullanabilen ve kendi kimliğiyle davranan insanların gerçekten dışarıda emperyal güçler tarafından yok edilmeye çalışıldığını, marjinalleştirilmeye çalışıldığını ve bir köşeye etnografik bir malzeme gibi bir köşeye atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Evet. Şeydeki bu son milliyetçilerle ilgili ya da ulusal duruşu olanlarla ilgili yapılan son operasyonlarda da bunların bu alt fikrin, ana fikrin esas alındığını net bir şekilde görmek mümkün. Ben yani Avrasya blokuna da konuşalım denilmiştir, adam gitmiştir. Sovyetlerle görüşelim görüşmüştür, adam gitmiştir. Yani bütün bunların hepsi bu söylenen egemen duruşun birilerini rahatsız ettiğini gösteriyor. Ben yani temelde bu tür bunların hepsi var. Ama hani insanların, grupların, sivil toplum örgütlerinin pozisyon alışlarını, cemaatlerin, siyasal partilerin pozisyon alışlarını çok daha ehemmiyetli bir şekilde üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Ve o analiz edilmeden onların bu pozisyon alışlarının arkasındaki psikoloji iyice deşifre edilmeden bugün 28 Şubat'ın yapıcıları yargılanıyor. Haklarında tutuklama kararı çıktı bir kısmının. Yarın da devam edecek, öbür günde devam edecek. Fakat buradan bunu bir intikam vasıtası haline getirip dün farklı yerde duranların bugün kendi bulundukları yerden birilerini yargılamasına falan değil, oturup bir toplumsal ilerleme adına, bir tekamül adına, bir demokratikleşme adına hem dün de pozisyon alışlarının böyle muhtelif kavramlarla izah etmeye, işte muhtelif şeylerin arkasına saklanarak izah etmeye çalışmadan ahlaki bir zeminde değerlendirmeleri ve bugün içinde bulundukları pozisyonu da aynı ahlaki zeminde bir teste tabi tutmaları icap ettiğini düşünüyorum. Dün askerin karşısında selam duranların bugün siyasal iktidar karşısında selam durmaları aynı mantıktır. Dolayısıyla eğer otoriteyle ilişkiniz böyle bir selam durma ilişkisi ise otoritenin elinde silah olabilir, otoritenin elinde para olabilir, imkan olur mu? Değişmez. Siz selam durmaya mecbursunuzdur. Demokratikleşme, özgürleşme selam durmamaktır. Ve eğer insanlar demokratikleşmesini istiyorsa bir ülkenin otoritenin eleştirilebilir olduğu, siyasal iktidarların eleştirilebilir olduğu, kendinin eleştirilebilir olduğu, en önemlisi mensup olduğu, içinde bulunduğu, oradan dünyayı okuduğu yapının eleştirilebilir olduğu gerçeğinden hareket etmesi gerekiyor. Bunu kabul etmesi gerekiyor. Evet, sayın seyirciler, yine bir programın sonuna geldik. Bir cümleyle ifade etmek gerekirse gerek 28 Şubat gerekse ondan önceki darbeler süreci çok yönlü araştırılmaya muhtaç, çok yönlü irdelenmeye muhtaç bir olguyu bizim karşımıza getiriyor. Az gelişmişliğimizden tutun geleneklerimize kadar birçok şeyin bu ortaya çıkan olgularla yakından alakası olduğunu
bir yere özellikle not etmek gerekiyor. Ayrıca bütün bu tartışmaları yaparken kahraman ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerini kurumsal olarak yıpratmaya yönelik her hareketin de Türk milletine ve Türk devletine ve bağımsızlığımıza, egemenliğimize yönelik büyük bir saldırı olduğunu, bunların ikisini birbirinden darbeci ve cuntacı zihniyetle silahlı kuvvetlerini birbirinden ciddi bir biçimde ayırarak konuyu ele almanın da gerekli olduğunu altını çiziyor. İyi akşamlar diliyor. Haftaya Aklın Yolu programında buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.